Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda mekana tanımlayan yatay ve düşey elemanlardan, dikey elemanlardan bahsetmiştik. Bunları lütfen tek tek anlattığım şekilde altına çizmenizi istiyorum. Ve bunlar karşınıza çıkabilir diyorum arkadaşlar. E, not etmeyi lütfen e, alışkanlık haline getirelim. Özellikle mekanı tanımayan yatay elemanlar ve düşey elemanlardan bahsettim hatırlarsanız. Ki özellikle yatay elemanlar neydi arkadaşlar? İşte e, taban düzlemi vardı. Yükseltilmiş e, taban düzleminden bahsetmiştik. Özellikle çukurlaştırılmış taban düzlemi. E, çatı ve baş arasındaki düzlemden bahsetmiştik. Baş üstü düzlemi. Biliyorsunuz mekan e, tanımlayan dikey elemanları da işte dikey çizgisel elemanlar olarak bahsetmiştik. Tekel dikey elemanlar olarak bahsetmiştik. L şeklindeki düzlemler, U şeklindeki düzlemler, paralel dikey düzlemler ve dört düzlem olarak e, tarif etmiş hatırlarsınız. Yine mekanın tanımlayıcı elemanlar üzerindeki açıklar vardır. İşte bunlar da biliyorsunuz mekanlar arasında görsel ve mekansal süreklilik sağlıyor. Özellikle mekanlar üzerine bırakılan boşluklar. Özellikle mesela alışveriş merkezlerinde veya sizden şu an tasarlayacak kitap kafelerde projesinde veya tasarlayacak duplex konut projesinde üst boşluklar ve e, işte balkonlar yapacaksınız diyelim. İşte bu tür açıklar aslında mekanlar arasında görsel ve me bir bütünlük, e, görsel bir bütünlükte, mekansal bütünlükte sağlamaktadır diyebiliriz. E, ne kadar bu boşlukları binayla uyum halinde çözebilirseniz oran ve ritim dahilinde e, dengi gözeterekten gerçekten o zaman e, ortaya güzel, e, hoş bir eee çıkacak çıkacaktır diyebiliriz. Yine işte kapılar diyoruz, pencereler diyoruz, dolaşım alanları diyoruz, aydınlatmayı sağlayan elemanlar diyoruz. İşte manzara görüşünü engellemeyi şekilde biliyorsunuz çok önemli. Bunlar da tamamen mekanı tanımlayıcı elemanlarla karşımıza çıkmaktır diyebiliriz. İşte bu elemanlar ne olabilir? Düzenler arasındaki bu açıklıklar olabilir. İşte duvar ya da baş üstü açıklıklar olabilir. işte köşelerdeki açıklıklar olabilir. Mesela bir köşede diyanog olarak yapmış olduğunuz bir mekanın, Köşesinde bir düşeyde pencere boşluğu bırakabilirsiniz mesela Köşelerde Bu da mekanın algılanmasına göre içeri giren ışık miktarı değişkenlik gösterecektir diyebiliriz Aydınlanma düzeyine göre değişkenlik gösterir Yine düzenler arasında açıklıklar önemlidir Bu konu bakımından Bunlar da yine Özellikle mekanın tanımlanmasında Mekanın biçiminin ortaya çıkmasında Önemli faktörlerdir Diyebiliriz arkadaşlar bunu yine söylemiş olalım İşte biz yine mimari mekanın tanımını yaparken hatırlarsınız, mimar mekan niteliklerinde, özellikle mimari mekanın niteliklerinde biçim olmaz olmaz demiştik. İşte biçimin oranlamanın, ölçeğin, dokunun, rengin, ışığın ve sesin oluşturduğu mekansal nitelikler yine en çok mekansal kapanımın özelliklerine, bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da yine söylemiş olalım. Özetle yapılarda kullanacağınız bazı gölgeleyici araçlar olabilir. Şey proje tasarımı özellikle şu an yaptığınız kitap kafe projesinde ve duplex konut projesinde belki üst projelerde proje 4'te proje 6'da gibi çalışan arkadaşlarımız <laughs> ve baktığımızda ee, özellikle bol yapraklı bitkiler kullanabilirsiniz. Bitişik yapılarda direkt güneş ışığını engellenebilir bu durumlarda. İşte yüzey kırıcılar kullanabilirsiniz. Pencereye tavan arasındaki açıklıktan giren ışık yüzeylerine göre renkleri belirleyebilirsiniz. Duvar ya da çatı malzemesinin yapısını, gizlilik gereksinmesini gerektirecek mahremiyet duygusunu ön plana çıkabilecek düzenlemelere gidebilirsiniz. Manzara yönünü belirleyebilirsiniz gibi gibi bir takım yapacağınız dokunuşlar mekanın biçimlenmesinde en önemli faktörler olarak karşımıza e, çıkacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu da o zaman biçimi ele alıp değerlendirirsek tanımını kısaca yapacak olursak biçim aslında bir objenin bir nesnenin çevre çizgilerinin düzeni görünümü meydanlar üstteki tanımına göre çevre sınırlandırıcı yani Şey siz dedik ki yapı yaptınız duples konu duple kitap etrafına e, ayrıca sınırlandırıcı bir e, duvar yaptınız. Duvarın üzerine bir tel örgü veyahut da e, bir e, ne diyelim estetik bir ferforje veya da bir bitki çit örtüsünden bir sınırlandırıcı öğe yaptınız. İşte bütün bunlar o mekanın biçiminin ortaya çıkmasındaki sınırlandırıcı e olarak karşıma çıkmaktadır. Aslında felsefede de biçim ne olana karşıt nasıl olanın tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Yine biçim Kant'a göre görüngünün maddesine göre tanımlanması sonucu ortaya çıkmış olan bir kavramdır demektir diyebiliriz arkadaşlar. Yine bir neslinin biçim almış içeriğinden ayrılmak üzere onun dış çizgilerini, iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen bir kavramdır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bir binanın biçimini ele alıp değerlendiğimizde aslında ona bir bakıma teknik yönden analizlerini oluşturmaya çalışıyoruz diyebiliriz. İşte bu analizler nedir dediğimizde işte mekansal analizleri, işlevsel analizleri, işte e, mekanın içerisindeki sütrüktür analizi, işte e, yine yapının içerisindeki e, koridor, e, e, fonksiyon ilişkileri gibi bir takım e, anekdotlar da e, yapının işte yapım bölgelerinde malzeme analizleri gibi bir takım anekdotlar da bu biçimin e, ortaya çıkmasını, güçlendirilmesini sağlamakta diyebiliriz. Yine <laughs> Aristoteles'e göre her somut nesne içerik ve biçimden kuruludur demişti kendisi. İşte resmedilen ya da yontulan bir biçimin güzelliği oranları arasındaki dengeye ve ölçülerin uygunluğuna bağlıdır da demiştir. Yine Yunan filozofları da biçim ve güzellik sorunların birbirine bağlamışlardır. İşte özellikle Yunan filozofları bunu bağlamışlar ki ve mesela yapmış oldukları birçok eserlerde Minos, Mika, mimarisini, mimarlarını göreceğiz. Mesela kaydedik şeklinde taşıyıcı özelliği olan sütunlar yapmışlardır. Kadın figüründen mesela diyelim. Aslında i̇şte bir bakıma biçimin ve güzelliğin sorunlarını bu şekilde nasıl, ne şekilde, ne biçimde ortaya çıktığını felsefi yaklaşımlarla ele alıp değerlendirekten. E, belli bir oran ve ideal ölçüler bakımından e, yapıyı aktarmıştır diyebiliriz bu e, ideal oranlar nedir İnsan bedeninin ölçüleri olarak değerlendirebiliriz İşte insan bedeninin oranları en ideal ölçü olarak sayılmıştır diyebiliriz Vitruvius biliyorsunuz yine yapmış olduğu e, biliyorsunuz birçok e, e, eserlerinde bu düşüncelerden yola çıkararaktan mimarlıkta bu kuralları ve uygulanmasını ve sütunlarla beraber yapı sanatında hayat bulmasını biçim bulmasını isteyen kişilerden bir tanesi. Yani yorumlarından bir tanesi diyebiliriz. İşte estetik, güzellik ve sağlamlık anlayışı biliyorsunuz daha önce bahsetmiştik. İşte bunların aslında hep bakıma mimarlıkta mekanın oluşumundaki biçimin e, den yola çıktığını e, yine Vitruvius bahsetmiştir diyebiliriz. İşte bazen e, duyulara hitap edebilecek düzenlikte estetik kaygılardan yapının sağlamlığından ve e, güzelliğinin e, yapının e, biçimsel faktörleriyle beraber el alıp değerlendirilmesi e, sürecini oluşturduğunu söylemiştir İşte kütle, mekan, yüzeylerden bahsetmişiz biliyorsunuz e, eleman, ya, binanın e, biçim elemanlarını bahsederken işte bunları iç mekanlı olarak sadece bir yapının dış cephesi olarak değil mekansal kurgusu, içinde kullandığınız süslemeler e, taban döşemeleri, malzemesi, gereçleri, e, kat yüksekleri, ölçekleri, mekanlar arasındaki e, e, oran orantı, e, denge, simetri bütün bu şeyler aslında biçim ve güzelliğin oluşmasındaki anekdotlar diyebiliriz arkadaşlar. Bunu ne söylemiş olalım. Yine biçim kavramının mimarlıktaki yerine bahsedecek olursak bir obje veya fiziki sistemin tanımlanması için öncelikle onun hangi gereksinmeyi karşıladığını bilmemiz gerekiyor. Örneğin bunu açıklayacak olursak bir biçimle oluşabilmesi için hangi gereksinmeyi yerine getireceği çok önemli arkadaşlar. Bir iskemle oturmak içindir mesela. Diyelim ki bir masa üzerine çalışmak içindir. Bir yazı tahtası çizmek içindir. İşte hangi gereksinmeyi yerine getirebileceğine göre bir şeklin biçimi ortaya çıkmaktadır diyebiliriz. Bu da şekline, biçimine, da ortaya çıkmasındaki önemli faktörlerden bir tanesi diyebiliriz. İşte insanlar ilk binaların biçimlenmesinde e, e, barınma içgüdüsünden yola çıkaraktan, korunma içgüdüsünden yola çıkaraktan doğa çevreden, diğer canlılardan korunmak üzere e, bu eylemlerine yapılara aktarmışlardır ve bu şekilde de bir yapı biçim e, şeması ortaya çıkmış ve insanlar imaralar, işte, çatkılar, kulübeler, kerpiç malzemelerini oluşturmuş oldukları dört duvarlı e, binalar, daha sonra mekoran derken bu şekilde e, zaman içerisinde toplumsal, işlevsel örgütlenmenin meydana getirdiği iş bölümü dolayısıyla da bina biçimleri, bina türleri ortaya çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar. İşte, e, yapı kavramı e, evrensel bir boşluktan ayıran e, bir parça olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Yani aslında e, yapıyı oluşturan sadece üzerindeki e, ya da biçimi oluşturan sadece bir boşluk değil. O boşluğu sınırlandıran e, yapı öğeleri biçimin oluşmasını sağlamaktadır. E, sadece biliyorsunuz ki biz hava boşluğu da uzayda bir mekan boşluğudur. Onun çevresini sınırlandıran yapı öğeleri de biçimin oluşmasını e, sebebiyet veren ana faktörlerden bir tanesi de diyebiliriz. İşte doğanın belirli yönlerde, belirli kurallarla sınırlandırılması da belli eylemlerin yapılabileceği mekanların oluşturulmasını sağlamıştır. Bir park mesela bir köşe park düzenliyoruz. İşte park aslında bir boşluk. İnsanların oturması, dinlenmesi, kullanması için. Ama bina parkı dış etkenlerden sınırlandığımızda kentsel düzeyde bir kamusal mekan oluşturuyoruz. İşte bu konuya yine gireceğiz. Ee, i̇şte kentsel meydanlar, parklar oluşturuyoruz. İşte bir binayı biçim verirken aynı zamanda etrafını istinat duvarı örerekten e, sınırlandırıyoruz ve bir biçim veriyoruz. Veyahut da bir sınıf veya bir stüdyo bizim mesela stüdyo göz önünde canlandıran e, Fırat'ta, Mimarlık Fakültesi'nde dış cephedeki giydirme cepheler e, işte duvarlar, öğeler e, koridorlar aslında o biçimi sınırlandıran, boşluğu sınırlandıran elemanlar olarak da karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla mekanlar kütleleri, yüzeyleri, işlevleri ve kullanıcıları ile birlikte binanın oluşmasını sağlamaktadır. Mekanlar kütleleri yüzeyleri, işlevleri ve kullanıcıları ile birlikte binanın oluşmasını sağlamaktır. Altını kalın harflerle çizin arkadaşlar. Mekanlar demek ki kütleleri, yüzeyleri, içindeki barındırdığı işlev hangi fonksiyonda olabileceği ve hangi kullanıcıya hitap edebileceğine göre binanın oluşmasını sağlamaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Biçim kavramı ile ilgili olarak işlevsel sorunlar Sanatsal güzelliğe ilişkin sorunlar ve teknoloji ilişkin sorunlar konu edilmektedir. Biçim kavramıyla ilgili demek ki yine işlevsel sorunlar yapımı gerçekten e, kullanıcı hitap ediyor mu etmiyor mu gibi bir takım soru cevap yöntemini oluşturabileceğimiz sorunlar. Binanın dış kebesinde estetik güzelliği önemli olan sorunlar. Algılama ve duyusal e, yönteme, duyusal algılama hitap edebilecek düzenlemeler diyelim ve kullanılan e, sağlamlık açısından teknolojiyle ilgili sorunlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu sorunlara da kullanıcı ve insan faktörünü ayrıca eklemek de gerekiyor arkadaşlar. Bakın yapının güzel olması bir yandan belirli bir gereksinmeyi karşılarken öte yandan dış biçimi, iç sınırları, boşlukları, rengi, yüzeylerin dokusu ve ölçekleri ışığı ve gölgesiyle de hoşa gitmesi, ve insan beğenisini doyurması gerekmektir arkadaşlar. Yapının sadece güzel olması demekten, yaptığı biçimi çok güzelmiş demek yetmiyor. Aynı zamanda iç sınırları, boşlukları, boşluklar arasındaki oran orantı, işte bu Selçuklardaki mesela taç kapı, beden duvarları içerisindeki, sağda ve soldaki duvar boşluğu içerisindeki e, duruşu, e, pencerelerin birbirleriyle olan ritim özellikleri, dengesiz, e, tekrar özellikleri gibi e, e, yapının içerisine alan ışık miktarı, oluşan gölgeler, gölgelerin arkasındaki oluşturulan mekanlar, Aynı zamanda insan beynisinin doyurulması gerekmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Beyni çoğu kez sadece estetik duygulardan değil toplumsal ve sembolik değerlerden de etkilenmektedir diyebiliriz. Toplumların örgütlenme düzeylerine bağlı olarak da insanların karşılığı ilişkilerinden ve uzmanlaşma ile ortaya çıkan yeni gereksinmeleri de beraberinde getirmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Çoğu zaman bazen sadece estetik duygulardan değil toplumun ihtiyaçlarına ve örf adetlerine mahremiyetine e, düşmeyecek şekilde kurgulanmış olan değerlerle beraber e, e, oluşturacağımız yapılarda yine yapının biçimini oluşturmasına önemlidir diyebiliriz. İşte bir baktığımız zaman bina içeriklerine göre ve kullanıcısına göre biçimsel farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlar da estetik ve sembolik değerlerine göre de farklı biçimler olarak ele alıp değerlendirebiliriz. Bakın burada günümüz işte teknolojisiyle günümüz ihtiyaçlarına göre toplum ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir cami diyelim ki ve işte geçmişte klasik mimaride mimarın gerektirmiş olduğu düzeye göre konumlanmış olan bir biçim düzen arkadaşlar. Geçmiş ve işte günümüze ilişkin. Bu hep böyle olacak. Günümüzdeki modern mimar anlayışının getirmiş olduğu biçimsel düzenlemelerde de mimarlıkta biçimsel faktörlerin oluşmasındaki en önemli nedenlerin bir tanesi olacak biz mimarlarda bunlar düşmektedir diyoruz arkadaşlar. Ee, biçimi umarım anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen tekrarlayalım. Notlarımızı alalım. Altını çizelim. Bunu oluşturduğumuz bütün projelerde biçim, kütle, form ilişkisi, kütle, mekan, yüzeyle ilişkisi, bitim ve mekan ilişkisi bitim için en önemli faktörlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da yine YouTube kanalına yükleyeceğim arkadaşlar. Linkini de paylaşacağım. İzlemenizi tavsiye ediyorum ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar diğer videomuzda.